Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Süleyman Nerede programımıza hoş geldiniz. Yine gezmelerdeyiz. Neredesin Süleyman diyorsunuz. Hemen söyleyeyim, fazla bekletmeyeyim. Yazır bölgesindeyiz. Eskiler böyle bilir sevgili seyircilerimiz. Ama şimdi belediyeye giderseniz, sorarsanız bu bölge Beyhekim Mahallesi olarak geçiyor. Yazır bölgesinde Süleyman ne yapıyorsun? Hemen açıklayalım sevgili seyirciler. Yeni konsept inşaatlarda, sitelerde ne, onu araştırıyorum bugün. Hani bunu merak sardım. Yeni sitelerde anlayış ne oluyor? Şöyle bir görelim sevgili seyirciler. Gerçi buranın fotoğrafını da görmüştüm ama fotoğrafından daha güzel olduğunu söyleyebilirim sevgili seyircilerimiz sizlere. Burada şu anda çocuk park alanlarını görüyorsunuz, havuzları görüyorsunuz. Servet abi, bugün seni yüzdüreyim mi? Havuzumuz var, saunamız var. İstersen bilardo oynayabilirsin gençlerimiz için. Hepsini yapabilirsiniz efendim. İnanılmaz bir sosyal doku var burada. Yeşil alan, otopark yer altında. Yani artık yeni konsepti, anlayışta bu çok önemli. Hatta bir de şunu yapalım. Bakın Cumhurbaşkanımız Konya geldiğinde ne dedi? Konya ova, ne yapın? Şöyle yataylamasına gidin dedi. İşte burada görüyorsunuz. Yüksekliği hiç değil. Tamamen yatay. Harikulade bir sosyal doku oluşmuş sevgili seyircilerimiz. Spor tesislerine hemen değinelim. Açık alandakilere bakalım. Basketbol. Çok iyi üçlükler atarım. Ben buradan Konya Spor basket takımının koçuna söyleyeyim. Zaten burada oturuyor. Hünerlerimi göstereceğim sevgili seyirciler. Üçlükleri atacağım. Niye benim takım almıyorsun? Hocam diyeceğim kendisine. İnşallah yakalarım. Burada basketle oynayacağız birazdan. Sabahın erken saatleri sevgili seyircilerimiz. Tabii erkenden geldim malum havalarda. Ama ısınmak istiyorum. Ne yapalım? Hemen çocuklara gidelim sevgili seyirciler. Onlar şu anda havuzdalar. Yüzme bilmeyenler öğreniyor. İyi bilenler böyle olimpiyatlara hazırlanıyor. Öyle hocalarımız var. Hemen şöyle bir önce park alanlarına gideyim. Tam benim böyle zevk alabileceğim dokuya. Gel abi Servet abi. Evet sevgili seyircilerimiz, Beyhekim Yazır bölgesinde. Hemen gezmeye başlıyorum. Şöyle bir parkı gezip havuza gideceğim. Hadi. Allah 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 abi, şuna bak. Evet, havuza doğru gideceğim sevgili seyirciler. Sevgili Muhammed abiyi buldum burada. Hemen Muhammed abi de biraz bilgi versin. Şimdi ben duyduğum kadarıyla onu söyleyeyim. Yani internetten takip ettiğim, araştırdığım kadarıyla ön bilgileri verdim. Acaba doğru mu verdim? Eksikler var mıydı anlattığım konularda? Muhammed abi merhaba. Merhabalar. Nasılsın abi? Teşekkür ederim Süleyman Bey. Siz nasılsınız? Her zamanki gibi yakışıklı, dinamik, genç. Teşekkür ediyoruz. Satış ve pazarlama müdürümüz. Kendini bir tanıtır mısın Muhammed abi bize? 1983 Konya doğumluyum. 10 yıldır Okkalar İnşaat'ta çalışmaktayım. Satış pazarlama müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün de sizlerle birlikte siteyi gezeceğiz inşallah. Eyvallah. Abi şimdi burada ne var burada? Şimdi ben sevindim. Gayet de güzel olmuş. Çok hoş olmuş. Dikey değil yatay. Sosyal aynen. Doku alanlar. Neler var? Şöyle ön bilgi alabilir miyiz senden? Süleyman Bey, öncelikle burası kapalı otoparklı bir site. 24 saat güvenliğimiz var. Kapalı yüzme havuzumuz. Baylar ve bayanlar için fitness, sinema salonu, hobi atölyesi, mescit, hamam, sauna, buhar odası. Göreceğiz birazdan. Çocuklarımız da hazır zaten. Birazdan havuzu gezeceğiz. Yani burası tam bir sosyal yaşam alanı. Sadece dört duvar arasında kısılı kalmıyoruz. Tüm imkanlardan faydalanıyoruz. Bu alan tam 33 bin metrekare. Bir dakika, sadece bu yeşil sadece alan, bu çocuk parkı alanına ayrılan alan 33 bin metrekare. Ne yaptınız abi ya? Abi, buraya kaç tane daha blok dikerdin yani? Aynen, biz onu tercih etmedik. Zemin katta hiç dairemiz yok zaten. Hepsi sosyal alanlarımız ve lobilerimiz. Burada insanlar yılın 365 günü tatil konseptini yaşasın istedik. Giriş katlarında herhangi böyle bir hemen yok. Böyle yoğunluk başlamıyor. Aynen, lobi. Aynen. Hepsi lobi. Tatil desin 365 gün. Birisinde mescidimiz var, diğerinde oyun salonumuz var. Bir başkasında sinema salonumuz var. Birazdan bayanları da ziyaret edeceğiz. Halk eğitim merkezimizin burada açmış olduğu kurslar var. Yani hep biz sadece insanlar dört duvar arasında kalmasın, bir tatile harcadığı parayı da cebinde bıraksın, burada hepsinden istifade etsin istiyoruz. Şimdi gezmeye başlayacağız hepsini. Evet. Çocuklar şimdi havuzda mı? Tabii. O havuz ne taraf oluyor abi? Bir gidelim, biraz yürüyerek gidelim. Şimdi zaten yeşil alan şelalelerimiz var sevgili seyircilerimiz. Şimdi şu alanımız, size göstereyim. Beyaz alanımız havuzun girişi sevgili seyirciler. Muhammed abi, oranın üstünü ne olarak kullanıyorsunuz hemen? Abi, burası üstü 1000 metrekarelik bir alan. Orada yemek organizasyonları yapılabiliyor, düğün organizasyonları yapılabiliyor. Evet. Orası da site sakinlerimiz için ayrılmış. Her güzel bir alan. Aktif olarak kullanılıyor. Kafeteryası, marketi kendi içinde zaten. Ama abi biraz buğu olacak. Ne yapacağız havuzda? Ayarla, sen yılların kameramanısın yani. Böyle bir tesisi gezelim. Sen de şu buğu işini hallet hemen havuzda.
Efendim şimdi gerçekten bir tatil ortamı yaşıyoruz. Dışarısı soğuk, içeri giriyorsunuz, havuz sıcacık. Biraz da bir nemboğu olayını kamerada hallettik. Ama buraya gelince çok daha farklı bir durumla karşılaştık. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Ya harika yüzüyor bunlar. Yani bunlar inşallah geleceğin olimpiyat şampiyonları. Türkiye adına yüzme şampiyonları. Öyle bir hazırlanıyorlar ki bayıldım. Şimdi sizlerle tanışmak istiyorum. Adın, soyadın? İrem Şahin. İrem Şahin, nasılsın? İyiyim. Eğlendin mi? Güzel mi havuz? Evet. Neler demek istersin? Böyle hangi günler geliyorsunuz buraya? Cumartesi, pazar. Peki neler yapıyorsunuz burada? Kol çırpma, ayak çırpma. Hı hı. Dışarısı çok soğuk ama burası da harika değil mi? Evet. Güzel. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Herkes sorar, ben de sorayım sana. Doktor. Doktor olmak istiyorsun, harika. Burası güzel mi? Güzel. Harika. En küçükleri ve en azimlisi burada. Senin adın ne kızım? Ahsen. Ahsen. Ha, ne güzel bir isimmiş. Kim koydu adını? Teyze. Teyze mi? Teyzeyi çok mu seviyorsun? Teyzeni çok sever. Ona bir öpücük atsana kameraya doğru. Şöyle bir öpücük. Hah teyze. Teyze Konya'da mı? Burada. Burada. Harika. Peki beğeniyor musun havuzu? Beğeniyorum. Güzel mi? Neler yaptınız bugün? Kol çalıştırması, ayak çalıştırması. Hı-hı. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Doktor. Peki siz şu an kahvaltıyı yaptınız mı? Kahvaltıdan önce mi buraya geldiniz? Kahvaltıyı yapmadan geliyoruz. Ha, karnın aç olacak öyle. Şimdi gidip böyle çok acıktınız herhalde. Şimdi kahvaltıda ne yiyorsun mesela? Yumurta, peynir, hı-hı, süt içiyorum. Hı-hı. Öğretmen bir sütten bir de sütten önce pekmez için diyor. Bir de süt için diyor. İşte sağlıklı olmak, o kadar ayrıntıya girdi ki bayıldım. Şimdi bunlar çalışacaklar, çok da burada bekletmeyelim, dersten alıkoymayalım. Senin adın ne? Yasemin. Yasemin, sen hangi okula gidiyorsun? Okulun adı? Bilmiyorum. Daha okulu bilmiyorsun. Nasıl, havuz güzel mi? Beğendin mi? Sen büyüyünce ne olacaksın Yasemin? Avukat. Efendim işte çocuklarımız, cumartesi pazar. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Bir tanıyalım hemen sizi. Ömer Laleli. 4 senedir yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Hı-hı. Aynı zamanda çocukluktan bu yaşlarda bize başladık. Mehmet hocamla başladığımızda 9 yaşlarındaydım. İşte yaklaşık bir 17 senede falan yüzüyorum. Şimdi de çocuklara eğitim veriyoruz. Hocam kaç yaşında kursa başlasın çocuklar? Çocuklarımız 5 yaşında kursa başlaması gerekiyor. 5 yaşında? 5 yaşında. Eyvah. Tabii eyvah. Okula başlamadan ilk öğle kurs. Ya bizim çocuğu da yolladık hocam da niye korktuysa bir korktu böyle falan. Ya şimdi hocasına dek gelmemiştir de onda. Bak işte hoca faktörü önemli hakikaten. Evet hoca faktörü önemli. Sevmedi yani. Yani bak bu çocuklar da aynı bak 5 yaşında da var 8 yaşında da var. Evet. İlk geldiklerinde aynı senin çocuğun gibiydi belki. Evet. Ama bak şurada nasıl oynuyorlar şimdi. Evet. Bu çalışmayla olan bir şeydir. Çalışmayı düzgün ve tertipli ve düzenli yaparsan, disiplin yaparsan bu çocuklar rahat rahat yüzer. Hocam bir de ben çocuk yüzme öğrensin diye havuza atıverdim bir şey bilmeden. O yanlış olmuş. O yanlış olmuş. Atılmaz çocuklar. Korkarlar. Evet. Evet. Bir daha da girmesi zorlaşır. Evet işte. Atmayın öyle. Atmayın. Tabii atmayacağız. Hocama danışın nasıl yapacağız diye. Hocam şimdi burada ben şöyle biraz gideyim. Çocuklar da orada devam ediyor. Burada neler yapılıyor hocam? Şimdi buradaki ilk yaptığımız sabah ilk başta bir jimnastiğimiz yapıyoruz. Isınma jimnastiklerini. Evet. Hareketleri yaptıktan sonra, duşumuzu yaptıktan sonra suyumuza giriyoruz. Ayak çırpmaya. İlk önce ayak çırpıyoruz. Ayak çırptıktan sonra nefes tutma hareketleri yapıyoruz. Nefesten sonra vücudun suda paralelliği. Hocam nefesi nasıl tutuyoruz? Nasıl alıyoruz? Nefesi nasıl? Normal evet. Normal bir nefes alıyoruz ama bu nefes biraz derin oluyor. Yani ağzımızda toplamıyoruz. Ciğerlere kadar çekiyoruz. Ciğerlere kadar çektiğimiz nefesi yavaş yavaş bırakıyoruz, yavaş yavaş hızlı alıyoruz, yavaş bırakıyoruz. Hocam çok güzel. Şimdi böyle bir tesiste sosyal, gerçekten çok güzel bir olanak, havuz. Kimlere nasıl hizmet veriliyor burada biraz bu tesisin? Ha burası şimdi hakim konakları, özel bir site. Evet. Hakim konaklarının tüm tertlerine burada ders verilir, yüzme yapılır. Hı hı. Bir gün bayanlar, bir gün erkekler. Cumartesi gün sadece erkekler, pazar gün sadece aile seansı. Hı hı. Böyle bir seansımız var. Biz de sabahlar saat 9-10.30 arası çocuk seansı. Bunları bir aydır yüzdürmeye başladık. Bir aylık mı? Bir aylık bunlar hepsi. Hocam harika yüzüyorlar ya bir ayda. Bir aylık yüzücüler. Bir ayda? Bir ayda yüzdüler. Normal yüzmeye hani artık? Ha normal yüzmeye, normal ilkokula başlayan bir çocuk nasıl 9 ayda bir sınıf atlıyorsa. Evet. Bizde de çocuğun yeteneğine göre, kabiliyetine göre belki 5 ayda atlayabilir, belki 8 ayda. 3 ayda da atlayan var.
Ha burada 1,5 senedir yüzen 2 çocuğum daha var. Daha önceki yüzen çocuklar. Onlarla da konuşuruz biraz. Tabii biraz sonra onlarla da konuşacağız. O zaman bir aylık çocukları bir görelim mi hocam? Tamam. Sevgili seyirciler, burası çocukların ilk aşaması. Yani böyle küçük dizlerine kadar geliyor belki. Burayı geçtiler bir aylık çocuklarımız. Şimdi büyük havuza geldiler. Bayanlar geliyor, erkekler bir gün daha geliyor. Değişimli. Hafta sonları işte görüyorsunuz kurslar var. Bir görelim mi? Gel abi. Şimdi biraz daha usta yüzücüler var. Bu çocuklarımız yaklaşık 1,5 yıldır uğraşıyorlar. Harikaydınız. Çakın çakın. Önce küçüklere bir moral alkış. Oo, çak. Oo, harika. Sen de çak bu kız. Ya bu kız öyle bir çakıyor ki elim falan acıyor. Evet, çocuklarımız harika yüzdüler. Şimdi küçük havuzda biraz daha çalış. Çak. Oo. Şimdi gelelim 1,5 yıllık yüzücülere. Merhaba. Merhaba. Nasılsın canım? İyiyim. Sen kendini biraz tanıtır mısın bize? İsmim İbrahim, soy ismim Okka. Evet. Ne zamandır çalışıyorsun? Bir iki yıldır falan. Yüzme biliyorsun yani, yüzme biliyorsun. Ama harika yüzüyorsun ya. Zevkli mi yüzmek? Zevkli. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce mühendis olabilirim. Ne mühendisi? Yüzücü olabilirim. Yani yüzücü olabilirsin, mühendis olabilirsin, öyle mi? Evet. Peki, buralar güzel mi? Neler dersin havuzda? Geliyorsunuz, hafta sonları mı çalışıyorsunuz? Evet. Ben gerçekten yüzmenize bayıldım. Bana da öğretir misin bir ara? Olur. Bana da yüzme öğretir misiniz? Evet, sen kendini tanıt bize. Adın ne? Fatma Betül. Evet, Fatma Betül. Sen büyüyünce ne olacaksın? Hiç düşünmedim. Hiç gerek yok. Zaten çocuksun. Çocukluğunun tadını çıkar değil mi? Eylemenin tadını çıkar. Büyünce ne olacaksın? Daha onu düşünmedin. Bilmem. Öğretmen falan olurum. Aa, o da çok güzel bir meslek. Neler dersin? Yüzme güzel mi? Zevkli mi? Herkes yüzme öğrensin mi? Zevkli. Öğrensin bence. Güzel. Hangi günler geliyorsunuz buraya? Cumartesi, pazar. Özel ders alıyorsunuz öyle mi? Öyle. Su nasıl şu an? Güzel. Suyun seviyesi, sıcaklığı, standartlar sevgili seyirciler. 27 derece inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Burada da çocuklarımız var. Birazdan yüzme alacağım sizden. Nasıl yüzüyorsunuz bir göreceğim, tamam mı? Dinlenmenizi yapın. Senin adın ne? Ahmetcan. Nasılsın? İyiyim. Güzel mi havuz? Evet. Muhammed abi, havuz harika. Yani orada herkes, burada kalan herkes faydalanabiliyor herhalde. Tabii. Yeni anlayışta da bu mu var artık, modern anlayışta? Olması gereken bu abi. Modern. Olması gereken. Aynen, artık konsept değişti. Olması gereken bu. Normal binalarda artık bu ekstra bir şey olmaması gerekiyor. İnsanların buna alışması gerekiyor. İnsanlar kaliteyi hak ediyor artık. Evet. Süleyman abi. Havuz harika. Çocukların bu mutluluğunu görmek yetiyor. Evet. Ama bunun yanında hemen saunalar var, hamamlar var. Şimdi biz bir tarafındayız. Bunun bir de diğer tarafı var. Aynı şekilde burada hamam, sauna ve buhar odamız mevcut. Bunlar bay bayanlar için ayrı ayrı mevcut şu anda. Çok güzel. Yani temizliğe çok dikkat ediliyor. O belli. Tabii, pırıl kesinlikle, pırıl kesinlikle. Yani o konuda son derece önemli. Buhar odaları, saunalar. Şimdi Servet abi de çok iyi bilir saunayı. Hamamı da uzaktan, çünkü çok bizim derdimiz sıcaklar sevgili seyircilerim. Dışarısı soğuk, hamam da burada. Hatta içeride bir... Oy. Merhaba. Nasılsın? İyi. Ya böyle bir hamam harikulade. Bir taraftan da benim en çok sevdiğim kızım, annesi şimdi onu yıkıyor. Evet, hamamda. Efendim merhabalar, nasılsınız? Ya çok tatlı bu kız. Çok teşekkür ederiz. Yüzme dersinden sonra hemen burada da banyosunu yapıyor. Evet, evet. Nasıl imkanlar, neler demek istersiniz? Vallahi imkanlar güzel, burada olduğumuz için mutluyuz. Elhamdülillah. Kendisi hemen yıkanıyor bu kızımız. Efendim şimdi görüyorsunuz hamamda nasıl yıkanılır, onu gösterdi bize. Çok teşekkürler. Burası da Göbektaşı abi. Görüyorsunuz. Haydi bakalım, görüşürüz. Bunlar harika. Şimdi diğer odalarımıza doğru gideceğiz. Giyinme odaları. Efendim merhabalar. Şimdi çocuklar hazır şimdi. Ne başlıyor şimdi çocuklarımızın? Şimdi mi? Yüzme mi başlayacak? Şu anda yüzme bitti, almaya geldik. Ha, tamam, kahvaltı zamanı. Kahvaltı zamanı, evet. Güzel olanaklar var. Havuz, sauna. Çok güzel imkanlar var, evet. Çocuklar için çok güzel. Büyükler için de çok güzel sitemiz.
tamamen sosyal, asosyal değil yani. Hep siteleri asosyal olarak değerlendiriyorlar ama şu anda hiç öyle bir imkan yok. Burada her şey çok güzel. Birazdan gezersiniz inşallah, görürsünüz. Biz çok memnunuz. Çocuklarımız için zaten hani bir senede bir tatil yapıyoruz. Çocukların bayanlar, dilinde. Ev hanımlarına göre çok güzel oldu. Sitemiz çok güzel. Harika etkinliklerimiz var. Resim kursu, kurdele nakışı, ahşap boyama, bayanlara toplantı kahvaltılarımız var. Aylık yaptıklarımız. Çalışan bayanlar için akşam çayları düzenledik. Onlar var. Yani bütün hepsi çok güzel. Çalışan bayanlarımız da memnun sitemizde. Herkes şu anda memnun inşallah. Bir de siz aktifsiniz herhalde. Yani böyle evet. Etkinlikler bu son derece güzel. Sıkılma yok. Hayır, hiç sıkılma yok. Vakit bulamıyoruz. Kur'an dersimiz başlayacak. İnanın ona vakit bulamadık. Akşama ayarlamaya çalışıyoruz artık. Şimdi bir iki erkekler biraz şikayet ediyor. Abiler de diyor ki yönetime, ya bir de ev temizliği falan yapsanız diye. Espri olarak ya, o kadar yoğun değil. Aramızda diyelim. Geçiyor zaten. Hani toplanıp bir de ev temizleyelim diyoruz yani. Onu da yapıyoruz. Kızlarım. Şu an giyindiler mi? İkizler. Bunlar almıyor. Abileri hamamda, o beni bekliyor şu anda. Bunlar yüzme istiyor. Bunlar 4 yaş, 5 yaşın üzerine veriyorlar. O yüzden inşallah seneye. İnşallah. Abimiz şimdi. 3 çocuk var öyle mi? Evet. Evet. Abi ama çok güzel yüzüyor. Siz de yüzecek misiniz seneye? Yüzmek istiyor musunuz? Oo, harika. Peki şimdi diğer bölümlere gidelim. Muhammed abi nereyi göstermek istersin? Burada duşlarımız ve giyinme odalarımız var. Tamam. Evet, şimdi havuzdan çıktık. Nereye gidiyoruz? Sinema salonuna gidiyoruz. Sinema salonuna. Fakat Muhammed abi, burada nereyi vurgulayalım? Bu lobiyi vurgulayalım önce. Yani dar bir, aynen. Böyle hani dar bir konsept değil burası, çok geniş. Bizim bu grup, buralarda da oturma gruplarımız olacak daha sonrasında. Tüm sitelerimizin altı bu şekilde lobi. Lobi. Aynen. Böyle oteldeki gibi sevgili seyircilerimiz. Bakın hemen sağa ve sola birinci blok, ikinci blok, asansörler çift yönlü. Yani lobide bu tarafta, otoparktan gelirseniz aşağıdan öbür taraftan girişleri var. Şimdi hemen ters ışık olmadan sinema salonumuza gireceğiz. Rica ettik biz şimdi ışıklı görelim diye. Çağrı filmi var. Evet, şöyle bir girelim. Evet. Evet, bu tesisimizde, bu konseptte spor salonları, havuzlardan, saunalardan sonra sinema salonları da var. Görüyorsunuz, unutulmazdır. Her izlediğimizde çok duygulu anlara götüren Çağrı filmi. Bir taraftan devam edebilir ama ben ışıkları biraz açalım, filmi de belki şey yapabiliriz. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhabalar efendim, teşekkür ederim. Ne güzel böyle sinema salonlarıyla bir sitede. Bir tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Nigar, İstanbul'dan geldim. Yeni yerleştim. Hakim konaklarına. Nasıl? Dur, burada biraz konu var herhalde. Biraz sesi kısabiliriz belki de. Işıkları açtık. Teşekkür ediyoruz anlayışları için. İstanbul'dan buraya yerleştiniz. Evet. Nasıl oldu? Konyalıyım. Konyalısınız. Yeter dediniz. Evet. İstanbul'un yoğunluğundan uzaklaşmak, sakin bir şehirde yaşamak. Özlem. Evet. Hepsi bir arada. Bir annem var. Annem için geldim. Burayı da çok beğendim. Yani hem şehir hem uzak. Evet. Şehrin bütün her şeyi, belli nimetleri burada var. Neler yapıyorsunuz bu sitede? Mesela nasıl gününüz geçer? Bir gününüz nasıl geçer? Valla ev hanımlığına alışmaya çalışıyorum. Ben çalışan bir bayandım. Hı-hı. Çok güzel. Sabahları kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Spor salonuna gidiyoruz, sporumuzu yapıyoruz. Oradan saunamıza gidiyoruz. Hamam, havuz. Oradan el işi kursumuz var. Halk eğitimden öğretmenimiz var. Geliyor, bize bazı şeyler gösteriyor. Onları öğreniyoruz. Arkadaşlarla kahvaltıya, gezilere gidiyoruz. Güzelmiş ev hanımlığı. Bilmiyorum, arkadaşlarım alışık ama benim çok hoşuma gitti. Bunlar da yaşam. Efendim merhaba. Merhabalar. Sizleri biraz tanıyalım. Benim ismim Fadime. Ben Konyalıyım. Ev hanımıyım. İki çocuğum var. Herhalde çocuklar için çok büyük bir artı. Hani çocuklar için neler yapabiliriz denildiği zaman bu tip konseptler ihtiyaç oluyor herhalde. Evet, zaten çocuklar için buraya taşınmayı düşündük önce. Ama bizim de içinde çok iyi oldu. Faaliyetler, arkadaşlar, çevre. Bir de şehrin gürültüsünden uzak durmak çok önemli. Biz şehrin ortasında oturuyorduk. Gürültüden çok sıkılmıştık. Burası kafa dinlemek için, rahatlamak için çok güzel bir yer. Faaliyetlerimiz de çok güzel. Hobi salonlarımızdaki faaliyetlerimiz, arkadaşlarla kahvaltılarımız, gezilerimiz, kahve sohbetlerimiz, her şeyi dolu dolu yaşıyoruz. Stres atmak için havuza gidiyoruz. Yani tatil köyü gibi burası, bir site değil.
tatil yani, köyü gibi. İşin alanı da çok fazla. Yani o bir güzel çocukların... Güvenlik. Çok yani önemli, güvenlik. Artık bunları arıyoruz. Biraz otopark. Çevremizde köpek var ama inşallah onun da sorunu var. Bu her yerde olabilir. En az burada da merkezde duruyoruz. Yani yatınca köpek sesi çok hoş da işte sağdan soldan yürüyerek geldiğiniz zaman... Çok bir önlem alınamıyor yani mevzuatlar gereği. Hayırlısı olsun diyelim. Çok, çok teşekkür ederim. Ben... Evet, site müdürümüzle beraberiz. Bir tanıyalım efendim sizleri. Hakim Konaklar site yöneticisi Muharrem Keskin. Evet Muharrem abi, site yöneticisiniz. Evet, böyle sitem. Şimdi röportajlarımız devam ediyor. Evet. Şimdi ben her aşamada güzellikler görüyorum. Burada hani bisikletle bir tur attığın zaman, iki tur attığın zaman çocuğun enerjisi bitmiş olur zaten. Aynen. Yürüyüş için de olabilir, aynen koşu için olabilir. Aynen o şekilde. Burası şöyle koşu kaç metredir abi? Kilometreye yaklaşır mı? 620 metre. 620 metre bir mesafe var sabah sporunda. Aynen o şekilde. Evet. Bir tur 620 metre. İkinci turda çocuk zaten iptal. Ya harika ama güvenli olması önemli. Abi aynen, neler yapıyorsun? Biraz senden dinleyelim burayı. Böyle etkinlikler, faaliyetler, yöneticilik derken hani neler yapılıyor? Biz burada site sakinlerimizden gelen problemleri bir an önce halledebilmek için, yeni olan bir site, bunların halledebilmek için burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buranın yakıt aidat toplanmasında, ondan sonra diğer temizlik hizmetlerinde 5 arkadaşımızla beraber burada görev veriyoruz. 5 kişi var. Hemen bir aidat ne kadar? 4+1 daireler 160 lira aidat ediyorlar burada. 4+1. Ya evet, biz bile burada 4+1 de 3+1 evet, var değil iki, mi? İki tip dairemiz var burada. 3+1'ler 150 lira, 4+1'ler 160 lira ödüyor. Peki bunlar, bütün etkinlikler, havuz, hepsini, sauna dahil mi buna? Hepsini bunlardan kaynaklanıyor. Bunlardan yararlanıyorlar. 160 liranın içerisinde. Havuzdan, saunadan, fitness'tan, oyun salonlarından bütün hepsinden faydalanıyorlar burada. Sevgili seyirciler, biz bile oturduğumuz yeri aidata bakınca yani bütün bu etkinlikler güzel. Şimdi bu evet, birinci katlar boş diye Muhammed abiyle görüştük. Evet. Görüyoruz. Neler var bu sıra boyunca? Burada oyun salonumuz, mescidimiz, bayan fitness salonumuz, bay fitness salonumuz, hobi atölyemiz, toplantı salonumuz, sinema salonumuz, yönetim ofisimiz hepsi burada. Birinci katlar hepsi öyle. Hepsi orada. Lobilerimizde. Lobiler. İlerleyen zamanlarda buralar şey olacak, daha da dolmuş olacak. Tabii. Şu anda bu şekilde yeni olduğu için dolarak yavaş biz yavaş gidiyor. Yazın gezelim. Şimdi tabii kış mevsiminde güller fena açmamış ama bu şekilde bile son derece güzel yani görünüyor. Özellikle şelalemizin ışıklı hali ama o zaman şöyle şu... Efendim? Onlar da gezeriz. Şimdi o zaman şöyle bir gezelim sevgili seyirciler. Oyun salonları, mescidimiz. Şu sırayı şöyle bir gezmeye başlıyoruz. Şimdi L1 bloktan giriyoruz. Nereye gidiyoruz? Oyun salonları. Hemen ters ışıktan kurtuluyorum. Evet abiler, Muhammed abi gel. Ben çok iyi oyun oynarım. Bakın bilardo, masa tenisi. O masa tenisi varsa ben çok iyi oynarım ha. Abi şimdi oradan... Ne yaptın abi? O iyi, sayı alayım diye abi onu yanına koyuyor. Onun böyle sayı almaya ne var? Başlangıç pozisyonu. Abi merhabalar. Ben merhaba. Bilardo'yu fazla bilmem de ama Amerikan'ı biraz oynardık. Böyle kaçtığımız zaman yurttan bir iki oyun. Başka da bilmem. O da kolay oyunudur Amerikan değil mi? Burada. O kolaydı. Ha, kolay. Bir tanıyabilir miydim efendim sizi? Yusuf Kuzu. Yusuf Bey nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Bir tanıyalım biraz daha ayrıntılı sizi. Bir yıldır burada oturuyoruz. Yani kooperatifin yapım aşamasında da, binaların yapım aşamasında da ciddi katkılarımız oldu. Ne güzel. Güzel. Nasıl bir şey çıktı ortaya? Mükemmel bir şey çıktı ortaya. Ben de bugün ilk defa gördüm. Hani takip ediyorduk internetten olsun diğer olanaklarda ama görünce daha da farklı bir oldu. Çok bize farklı bir şey değil çok mi? Çok daha güzel olmuş. Birebir aynısını yapmışlar. Burada da sizin şimdi hanımların etkinliklerine gideceğiz. Sinemayı gezdik. Beyler de unutulmamış. Yok buradan hanımlar da faydalanıyor. Öyle mi? Ailecek de faydalanabiliyoruz yani. Çocuklarla oynuyorlar birlikte yani gelebiliyoruz. Abi iyi misinizdir üç topta? Çok iyi değilim. Ya belli zaten hani öyle okuyor. Bir atış görelim abi. Görelim. Efendim burada etkinlikler böyle vakit geçirecek. Helal dairede yapacaksınız. Şimdi sayı nasıl olur? Muhammed abi sen bilir misin? Üç top. Amerikan bilirsin. Anlaşıldı mesele bak tutuş. Ama tutuş usta tutuş ha. Istakayı tutuş. Yo, mütevazilik yapıyor şu an. Yo ıstakayı tutuş usta tutuşu. Oradan 3 banttan. Vah. Eyvah gelmedi. Gelmedi. Abi öyle bir yormuşum ki abi hemen kendini ne yaptı burada koltuğa attı.
Abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederim. Abi nasılmışım masa tenisinde? Çok iyisiniz. Biz size çok iyiyiz ama iyi oynayabiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Dengiz. O, İnşallah. Sizin öyle böyle kesmeleriniz evet, iyi. Evet. Lise çağlarında oynuyorduk, iyi oynuyorduk ama tabii unuttuk. Burada bütün olanaklar var. Abi ben şöyle bir göstereyim. Bakın şimdi abimiz oturdu. Sistem harikulade. Ne isterseniz buradaki olanaklardan hepsinden istifade edilebiliyor. Evet, evet, ediliyor. Peki, çok teşekkür ederim. İyi istirahatler. Biraz çalışmanız lazım abi. Tamam. Sevgili seyircilerimiz, daha bu sitelere yeni taşınan bir abimizle karşılaştık. Taşınmalar zor olur biraz, telaşlı olur. Çok çok zormuş, evet, gerçekten çok zormuş bu olaylar. Aslında şimdi biraz daha kolaylaştı, hani taşıma şirketleri. Evet, asansörün olması da çok mantıklı, evet. Daha kolay oluyor. Ne sevk etti sizi buradan yer almaya, nelerini beğendiniz? Vallahi aslında biz bir sene önce buraya gelmeye niyetliydik ama nasip bu seneymiş. Doğal çevresi olsun, fitness ve yüzme havuzu bizi buraya cezbetti açıkçası. Evet. Hava tertemiz, pırıl pırıl. Hava temiz, trafik şimdi, yok. Trafik yok. Böyle şehre hakim bir noktada sevgili seyirciler. Evet, yani bunların evet, hepsi evet, artı. Evet, yani evet. Farklı bir konsept. Biz de geziyoruz, şaşırdık kaldık. Daha bitmedi değil mi daha gezeceğimiz yerler? Daha çok var diyorlar. Abi çok evet, hayırlı çok, olsun. Çok teşekkür hayırlı ederim. Olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim şimdi devam ediyorum. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. İyi görüyorum şöyle maşallah harikulade. Sağ sağlık sıhhat yerinde mi? Valla sizin gibi yakışıkların arasında biz böyle mutlu oluyoruz gençlerimiz. Estağfurullah. Sağlık sıhhat yerindeyse başka hiçbir şeyin o kadar şey yok. Sağlık iyi olacak. İyi. Burada sağlık için imkanlar var mı? Var. Neler yaparsınız? Var. Valla şu anda bir şey yapmıyorum ama yaz gelsin yapacağız. Ha, spor, yürüyüş öyle mi? Öyle tabii. Neler demek istersiniz bu konseptle ilgili? Çok güzel konsept. Gerçekten Konya için bayağı lüks. Evet. Bayağı güzel bir mekan oluşmuş. Dilerim içindeki insanlar da mutlu yaşarlar, mutlu mutlu, huzur içinde yaşarlar. İnşallah, inşallah. Rabbim kaza bela göstermesin. Evet, evet. Efendim mesela çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, devam ediyoruz. Efendim bu konseptlerde artık cami de düşünülüyor. Abi ne diyeceksin? Ha burada zaten Diyanetimizin resmi görevlisi var. Hafta içerisinde sabah ve yatsı, hafta sonunda 5 vakit namazımız burada kılınıyor. Onun haricinde özel günlerde, kandillerde programlarımız oluyor. Burada görevli hocamızın sohbetleri olabiliyor. Evet. Bayanlar için ayrı, çok tabii, da tabii, güzel aynen. Düşünülmüş. Ferah, hani böyle bazen bodrumlarda oluyor, aynen. O da değil. Yani en güzel yer ayrılmış. Aynen, aynen. Yani en güzel yer. Diğer sosyal alanlar gibi burası da zemin katta yer alıyor. Yani içeriye girildiği zaman zaten göze direkt çarpıyor. Hani çok genişliği, ferahlığı. İmamı da var. Daha ne olacak sevgili seyircilerimiz? Peki çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Fitness salonundayız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ne güzel, sağlıklı olmak için spor yapmak. Evet, kesinlikle. Spor salonumuz böyle. Fitness'ımız, spor aletlerimiz, her nasıl şeyimiz buldunuz? Var. Nasıl buldunuz? Neler demek istersiniz bu konseptler için artık? Vallahi biz hakim konaklarını burada hani olmayı çok seviyoruz. Her şeyimiz, sosyal imkanlarımız, her şeyimiz var. Hı-hı. Güzel, sporumuzu yapıyoruz. İşte arkadaşlarımızla burada vakit geçiriyoruz, fitness'ımızı yapıyoruz. Gayet güzel. Şimdi yeşil beyaz böyle bir ferahlık geldi içime. Evet, güzel evet. Düşünülmüş, ayarlanmış, son derece güzel. Tabii ki yer zeminimiz, perdelerimiz öyle yeşil onları, düşünüldü. Yeşil gayet güzel. Zaten. Evet. Baylar bölümüne geldik. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi o kadar güzel ki burada herkes için olanaklar var yani. Aynen öyle. Her şey var. Evet, ne yapıyorum şimdi? Bu kaslarımı çalıştırıyor. Evet, göğsü sıkıştırmayı yani göğsü doldurduğumuz zaman bunu dağıtıyor etrafa. Evet. Dolduruyor yani göğüsleri. Evet, burada abimiz ağırlık çalışıyor. Her şey var. Abi gidelim mi hemen çekim sırasında? Gel o zaman. Yürüyüş bantları sabahın erken saatlerindeyiz. Ama her türlü olanak direkt bahçeye bakıyorsunuz. Böyle ferah oluyor. Abi dur. Kaç kilo bu? Önce ben belirleyeceğim kiloyu. 10 kilo şu anda. Ne? Hafiften başladık, hemen ağır kaldırmak yok. Yeni mi ısınmaya başladınız? Çünkü başladım. Sevgili seyirciler, sevgili montajcım Bekir uzun zamandır gidiyor şu an 55-60'larda. Öyle öyle evet. O da ama iyi maşallah yaptı yani kasmaz oluyor. Ya biz de hocamız sayesinde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hocam buraya gel bakalım, bu kasları nasıl çalıştıracağız, neler yapmamız lazım? Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Mehmet. Evet Mehmet. Sitede oturuyorum bir sene yakın zamandır. Oldukça memnunum. Güzel olanakları var. Elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Her şey çok güzel.
Ferah son derece güzel bahçeye bakıyor, havuza bakıyor buradan spor yaparken. Kesinlikle. Böyle bir tatil köyü havası her gezdiğim yerde alıyorum, bunu samimi söyleyeyim. Bizden daha çok, bir müddet sonra bizde alışkanlık yapabilir ama bizi ziyarete gelenler bunu daha çok hissediyorlar. Evet. Yani geldiğimiz zaman, dışarıya çıktığımız zaman bu olanaklara şahit oldukları zaman çok mutlu oluyorlar. Gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Biz bundan daha büyük bir mutluluk duyarak çok büyük bir zevkle oturuyoruz burada. Evet, çoluk, çocuk, hanımlar, bayan. Evet. Abi sen bir kaldırma. Şimdi bu aletle neyi çalıştırıyoruz? Böyle hani kas... Göğüsü çalıştırıyoruz. Ha. Göğüs pres. Göğüs pres. Evet, göğüsü şişirmeye yarıyor. 10 kiloyla başladım, ısınma tutar. Evet, yavaş yavaş. Abimiz aynen kaç kilo kaldırıyor veya kaç şey yapıyorsunuz? Abimizinki sıkıştırma. Yani fazla tekrar az kilo. Yani yağları kasa çevirme onunki. Bunu siz güvenli takip ediyorsunuz. Tabii, sizi biraz tanıyalım o zaman böyle. Ben Oğuzhan Altın, Selçuk Üniversitesi'nde okuyorum. Hı-hı. Burada da fitness antrenörüyüm. Antrenörlüğü evet. Yapıyordunuz. Gelen belli saatlerde gelen kalabalık tabii, ekipler tabii. Var. Biz hemen sabah erken geldiğimiz için. Yardımcı oluyorum. Evet, program burada, yazıyorum. Ama bir de şu, benim arkadaşım yeni yaptığı için Bekir'im az daha altında kalıyormuşmuş. Böyle evet, bir anda da evet, girmemek evet, lazım. Aynen öyle. Kolay değil yani. Bir de ısınma yapması lazım. Çünkü kaslar birden ağırlık girdiği an yırtılabilir, zarar görebilir yani evet, kesinlikle. Tabii ki. Antrenörler gözetiminde yapmanız lazım. Abi kolay gelsin. Güvenlik. Harika. Senden rekor gelir ama onu bekliyorum. Var o durum var. Sevgili seyircilerimiz, şimdi gezmeye devam edelim. Bugünkü programımızda böyle yeni konseptleri tanıtıyoruz. Neler olmalı, neler yapılıyor, artık halk ne istiyor? Bir yer alırken, yatırım yaparken nelere dikkat etmek lazım? Bunu bugünkü programımızda geziyoruz. Şimdi neresi kaldı Muhammed abim? Daha toplantı, çok yer var da. Tabii toplantı var. Salonu ne yapıyor orada? Burada site sakinlerimiz site toplantılarını, doğum günü kutlamalarını burada yapabiliyorlar. Sizin düğün için bak burada üst tarafta abi, her tarafta. Hani düğününüz varsa onu yapabiliyorsunuz. Şöyle gezelim o zaman. Şimdi bir uçtan bir uca geldik. Daha da güzel görünüyor burası. Efendim Etüt Merkezi'ndeyiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz Etüt Merkezi'nde? Çocuklar burada maşallah canavar gibi İngilizce konuşuyorlar. Sadece İngilizce değil, ihtiyaçları olan her alanda burada çalışma imkanları var. Ödevlerini burada rahatlıkla yapabiliyorlar. Başlarındaki belletmen arkadaşlarıyla soru çözerken anlamadıkları noktalar anlatılıyor, izah ediliyor. Verimli ders çalışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Farklı öğretim alanlarına, kurslara gitmelerine gerek kalmadan hemen yanı başlarında, evlerinin hemen yanında böyle bir ortam sunmaya çalıştık. He lives in an apartment. Gözlerime inanamadım sevgili seyircilerimiz. Gerçekten nereye geldik biz? Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de çok teşekkür ederiz. Bir buradasın nedir? Bir tanıyalım mı? Selçuklu Halk evet. Eğitimi bir tam alalım. Evet, evet, evet. Biz site sakinleri olarak şöyle sağ olsun hanımları koordine edip Selçuklu Halk Eğitim Merkezi'nden iki hocamızı istedik. Sağ olsun kırmadılar, gönderdiler. Kursiyerimizle beraber, kursiyerimizle hanımlarla beraber açtık diyelim. Siz biraz daha koordine ettiğiniz anlaşılan. Hani evet. Bu, mutlaka böyle birilerinin olması evet. Lazım zaten. Yani vesile olduysak ne mutlu. Peki neler yaptınız? Önce sizden alalım sonra hocalarımızı evet. Ve neler yaptınız buradaki kursiyer kurslarda? Kursiyer arkadaşlar. Gözüküyor. Önce teyzeme gideceğim. Efendim nasılsınız? İyiyim. Şöyle biraz yan durabilir miyiz ben? Tamam. Çok çalışkan, en başarılı. Bir alkış verin. Alkış en çalışkan. Nasılsınız? İyiyim sağ ol oğlum. Ben de geliyorum burada vakit geçireyim. İyi oluyor arkadaşlarla. İş yapıyorum. İyi oluyor. Neler yaptınız? Bize hızlıca bak, gösterir misiniz? Bak, neler var? Bak. Ha. Bunları siz yaptınız burada. Evet. Bunları yapıyorum işte. Hoşuma gidiyor. Teyzemizin maşallahı var. Vallahi son derece güzel yapmış. Burada herkes. Hocamızı hemen alacağım. Sevgili seyirciler burada yapılan bütün işleri görüyorsunuz. Efendim merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bir tanıyalım sizi. Adım Azize. İşte çok güzel geçiyor. İyi vakit geçiriyoruz. Bayanlar için bulunmaz bir nimet. Evet, evet. Ayaklarının hemen tabii, altında. Öyle. Resmi halk eğitiminden gelen hocalarımız var. Tabii. Efendim hepinize kolay gelsin diyelim. Havlular, battaniyeler. Sizi alabilir miyiz hocam? Sizin uzmanlığınız bu taraf değil mi? O zaman tamam hocamızı bulduk. Abi sen geriye doğru gidiyorsun. Evet biz de buradan hocalarımızla
Nasıl? Çok... Öğrencileriniz başarılı mı? Çok güzel. Öğrencilerimiz istekli, gayet güzel, hevesli geliyorlar. Şu anda çok güzel gidiyor her şey. Sizleri tanıyalım efendim biraz. Ben Sevim. Selçuklu Halk Eğitim tarafından görevlendirildim. Selçuk Üniversitesi'nde kış öğretmenliği mezunu olduk. Burada arkadaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kaç gün geliyorsunuz? Nasıl oluyor? Haftanın 4 günü geliyoruz. 4 gün. Evet, haftanın 4 günü. 8 saatlik, 6 saatlik bir eğitim programımız var. Günde 6 saat olmak üzere 4 gün buradayız. Sonra sertifika vereceksiniz. Tabii vereceğiz. Yıl resmi sonra, her şey. Tabii. Valla harikulade. Şimdi peki burada, burası çok heyecanlı. Hocamızı alalım buraya. Buradaki resim hocamız. Sevgili seyirciler. Şimdi el nakış bu bölümler çok anlamam da. Ama resim. Evet, resim. Sizi nasıl öğrencileriniz şöyle bir... Sizi bir tanıyalım önce. Selçuklu Ahmet Keleşoğlu. Ahmet Keleşoğlu Üniversitesi'nden mezunum. Resim öğretmeniyim. Nasıl gidiyor? Nasıl neler gidiyor? Yapıyor güzel. Öğrencileriniz? Yani, hevesliler, yağlı boya, kara kalemden başladık. Yağlı boyaya devam ediyorlar. Öyle o şekilde yani. Çocuklar da var. Çocuklar da var. Çocuklara da Yeşim hocamız. Hemen şimdi ben hemen şöyle bir yapacağım. Burada gireceğiz. Biz çocuklarımıza Perşembe öğleden sonra Hoca Hanım eşliğinde sağ olsun gönüllü ders veriyor sitemizin. Öyle güzel bir program başlattık. Hocam merhaba. Evet. Hem çocuklarla ilgileniyoruz ne işte. Ne güzel işte bu. Yani. Çocuklar istekli, siz de bu konuda özveride bulunmuşsunuz. Güçleri çok güzel, yetenekleri de çok. Yani o yüzden seviyorum çocukları. Evet sevgili seyirciler, çocuklar nasıl gidiyor? İyi. Resim yapmayı çok mu seviyorsun? Sayılır. Sayılır. Sen resim yapmayı da aran nasıl? İyiyim. Ne resim yapıyorsun şimdi? Mevlana resmi. Evet, Mevlana haftasında diyorsun öyle mi? Öyle diyelim yani mevsim olarak. Evet, Mevlana resimleri. Hocamız maşallah görüyorsunuz sevgili seyirciler. Burada herkes inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Kolay gelsin diyelim. En uça doğru gelelim mi? Evet, resme bakarak çok özür dilerim. Biraz efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Ne kadarlık öğrencisiniz şu an? Ben geçen sene gitmiştim. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Nasıl gidiyor burada? Neler demek istersiniz? Bu konsepte artık bu site tarzı... Vallahi çok güzel bir imkan. Yani sitemizin içerisinde olması. Hemen istediğimiz zaman geliyoruz. İşimiz olunca bırakıp gidip tekrar geliyoruz. Güzel, zevk alıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Sevgili seyircilerimiz, 3 haftalık bir eğitim ve çıkan eserler. Ben kendinize tekrar bir alkış isteyeceğim. Bravo. Öncelikle hocamıza tabii ki. Çok teşekkür ederim. Hocam neler var hızlıca bize? Hani şimdi 3 hafta içerisinde biz bunları yaptık. İlk olarak elimiz alışsın diye havludan başladık. Havlularımız da gayet güzel oldu. Farklı tekniklerde arkadaşlarımız çalıştı. Havludan sonra bohça, farklı şeyler çalışmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Şu şekilde şal. Kutular çalıştık burada. Şu şekilde şemen tablolarımız var. Daha yarım bitmedi ama bu şekilde devam ediyoruz. Bunlar sadece 3 haftada çıktı. Bravo. 6 aylık bir sürecimiz var. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Evet, siz ilk yaptınız değil mi Şal? Evet. Ne güzel yapmışsınız. Vallahi çok güzel yaptınız. Bu sizin için özel artık. Çok özel. Bir şöyle bakalım nasıl duracak. Hemen. Efendim şallar ablamız özellikle gösterelim şöyle. Biraz. Kendi yap. Ama güzel oluyor değil mi böyle? Aa, yani boş zamanlar olur, değerlendirme, sertifika. İnsanın beyni boşalıyor, rahatlıyor, mutlu oluyor bir şey üretmek. Tabi bu acemiliğin daha güzellerini yapacağım. Daha güzeli. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim yeni konseptlerde akıllı evler artık çok rağbet görüyor. Peki neler var? Abi Mehmet abi şöyle bir hızlıca girelim. Abi burada bir ekranımız var. Buradan buradan elektrik, aydınlatma sistemlerini kontrol edebiliyoruz. Odamızın ısısını ayarlayabiliyoruz. Panjurlarımızı ayarlayabiliyoruz. Yine binamızda fiber altyapımız mevcut. Evde olmasak bile, tatilde bile olsak cep telefonumuzla veya bilgisayardan bağlanarak evimizdeki bazı modülleri kontrol altına alabiliyoruz. Son derece güzel. Panjurları buradan açtık, ışıkları buradan açtık. Aynen. Yine buradan sipariş, işte site hakkında bilgiler otomatik aynen. olarak. Mesela burada kameralarımız var. Sitemizin kameralarını bu şekilde görebiliyoruz. Çocuğunuz ne yaptı, ne etti hepsini aynen. takip edebiliyoruz. Tabii. Kameramız aktif değil. Yönetimin mesajlarını buradan okuyabiliyoruz yine. Her şeyi buradan takip ediyoruz. Aynen. O zaman hemen şöyle arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bir tanıyalım sizi de. İsmim Mustafa Okkalan İnşaat'ta çalışıyorum. Satış danışmanıyım. Eyvallah. Mustafa kardeşim en çok hanımlar mutfağı merak eder. Girelim mi? Buyurun. Gel bize satış için gerekli koşulları oluştur. Gel bakalım. Son derece ferah. Balkonu son derece giy. Yanıma alayım ben seni. Mutfağı anlat bakalım. Mutfağımızda 3 tane kastremiz var. Evet. Mutfak dolaplarımız mopa.
akrilik mutfak tezgahımız var. Zemin olarak yerden ısıtmalı. Kütahya seramik olarak... En kaliteli ürünler var evet, yani. Mutfak geniş, köşemi koy. Ondan sonra her şey halır ankastre. Buradan oturma odalarına doğru gideceğiz. Zaten panjurları dedik otomatik açıldı sevgili seyircilerimiz. Odamızın biri bu. Bu oda ne olarak öneriyorsunuz? Burası oturma odası. Oturma odasında dualarımız ve linki hattı silinebilir. Asma tavanımız var. Yine buradan bir panelimiz var. Avizeler orijinal mi? Ya siz taktırdınız. Evet, güzel. Biz taktırdık. Bunu öneriyorsunuz evet. Yani. Böyle olmalı. Evet. Her şey güzel. Bu şekilde olması gerekiyor. Konseptin bu şekilde olursa uzmanlar. Evet şimdi. Panelimiz var. Panel. Buradan ısı derecesini ayarlayabiliyoruz. Isı derecesi 12.5-13.5. Bakın burada ışıkları kapattım. Panjurları açtım kapattım. Ben çok yanlarım zaten Servet abi. Evet şimdi ara bölümden nereye gidelim arkadaşlar? Gel kardeşim salona. Oo, burada bir halı saha maçı yapabilirim Servet abi. Halı saha maçı yapabilirim. Seni şöyle yanıma alayım. Seni tabii tanıyalım. İsmim Mehmet Yüklü. Okkalar İnşaat satış sorumlusuyum. Salon kaç metrekare? Salon 30 metrekare. Asma tavanlı. LED döşenebiliyor asma tavana. Bayanlar için tehlike arz ettiği için küçük bir balkon payımız var cam silmek için. Bu ekstra bir özelliğe giriyor. Bu sonları bir özel, hani bayanlar rahatlıkla cam silebilir. Onların aynen. Bazı tabii, hassas oldukları nokta var. Özellikle yüksek dairelerde bu büyük önem taşıyor. Bütün camların mutlaka rahatlıkla balkonu var silinebiliyor. Yani. Evet kesinlikle. Evet peki buradan nereye gidelim? Olur. Muhammed abi sıra sende. Nereye gezdireceksin? Yatak odasında mı? İç bölümleri özel böyle bu taraflara doğru. İstersen burada. Evet. Burayı kapattığımız zaman. Yaşam alanı burası. Yaşam alanı burası. Burayı açtığımız zaman burası özel. Aile alanımız. Burada banyomuz. Banyoyu da şöyle abi kameramız giriyor. Banyomuzu şöyle gösterelim. Artık bunların hepsi akıllı sistemlerde sevgili seyircilerimiz. Her şey kontrol ediliyor. Tatildesin internetten cep telefonundan evini kontrol et. Hemen abi bu tarafa gidelim. Evet hızlı bir şekilde. Yatak odamızda giyinme odamız ve duşumuz mevcut. Abi buraya özellikle bir girelim istiyorum. Gel hemen şöyle yapalım. Burası yatak odasının ebeveyn bölümü. Banyo bayağı büyük normal banyo gibi. Elbise dolapları düşünülebilir. Evet. Ebeveyn, banyo ve burası daha ara bölüm abi. Bizim akıllı ev dediğimiz modül geliştirilebilir. Yani evin her yerinden bir köşesinden diğer köşesini kontrol edebiliyorsunuz aydınlatma olarak. Yeni konseptte bunlar var sevgili seyircilerimiz. Yani büyük sitelere girdiğiniz zaman bunlar mutlaka standart halde veriliyor. Artık buna doğru gidiyoruz zaten. Aynen, aynen. Artık buna doğru, öncülükten buna doğru gidiyoruz. Buradan çocuk odasını görebilir miyim arkadaşlar? Çocuk odasına gidelim. Var mı, evli misiniz? Bekarım. Evlendirelim sizi ya. Gel abi, bunlar bekarmış. Evet, çocuk odası... Genç odası bir. Evet. Abi, ışık ters ama genç odası biri de gösterelim. Toplamda metrekareyi de öğreniriz. Burası da çocuk odası 2. Genç odası 2. Şimdi bu kaç artı 1 bu odamız? Burası gezdiğimiz daire. Bu dairemiz 4 artı 1. 200 metrekare. 200 metrekare 4 artı 1 dairemiz. Sevgili seyircilerimiz gayet güzel. Burada yine bir arkada balkonumuz var. Balkonlarımız geniş, ferah. Tabii, oda son ferah. Derece güzel. Evet abi neler diyeceksin? Şu örnek dairede gezdik. Yani yeni konsept buna gidiyor artık. Aynen abi. Ya insanlar artık hani lüks yaşamı hak ediyor diye düşünüyoruz. Biz de burada hani en başında söyledim ya, yatay mimari konsepte önem verdik. Akıllı ev olsun istedik. Bunu da Konya'da ilk biz yaptık. Sosyal yaşam alanlarına önem verdik. Zaten bu da yani insanlar tarafından da takdir ediliyor. Biz burada firmamıza da teşekkür ediyoruz. Bu konuda önce olduğu için Okkalar İnşaat'a. Eyvallah, eyvallah. Sizleri de burada ağırlamaktan son derece keyif aldık. Sizin enerjinizi her ne kadar biz sizin kadar enerjik değiliz ama teşekkür ediyoruz sizlere de. Daha bitmedi devam ediyoruz. Basketimizi atmadık. Genel şöyle bir bahçede bir daha bir görüntü alalım deyip devam edin. Evet sevgili seyircilerimiz bugünkü programımızda hakim konaklarındaydık ve Okkalar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Okka abimle beraberiz. İbrahim abi yine her zaman gibi neşelisin ama biraz herhalde bir ayak kırıldı geçmiş olsun diyelim. Bu sene de ilk defa duyanlar da olacak herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl şu an durumun abi? Elhamdülillah gayet iyiyiz. Abi genç 18-20'lik delikanlı gibi İbrahim abi sağ olsun. Rabbim acil şifalar versin gayet de iyi görünüyor abi. Takip ediyordum internetten ama gezince etkilendiğimi söyleyeyim. Bayıldım. Son derece güzel olmuş. Artık yeni konseptler böyle oluyor herhalde. Neler demek istersiniz İbrahim abi? Biz buranın temelini atacağımızda yaptığımız televizyon programlarında da aynı şeyi söylemiştik. Konya'da çıtanın yükselmesi, konseptin değişmesi gerektiğini söyledik. Ve biz bunda köprü görevi göreceğimizi ve ilk defa Konya'da Konya'yı aşan bir inşaat yapacağımızı söylemiştik. Evet. Ancak biz Konya'yı aşacağız diye iddialı davranırken bu Türkiye genelinde de sayılı inşaatlardan bir tanesi oldu. Çünkü
Bizim bu inşaatımızda sosyal alan 5 yıldızlı otelden daha fazla. Artı akıllı binalar, artı araçların olmaması son derece güzel bir inşaat ve site, yaşam alanı meydana getirdi. Şu anda da takdir görmeye başladı. Bizim yorgunluğumuzu da unutturan bu takdirler oluyor. Evet. Şimdi şehre hakim bir noktada. Hani öyle bir nokta da var. Doğru. Herkesin oturan var. İşte dediğimiz gibi Torku Konyaspor'un basketbol takımı, koçumuz burada. Konyasporlu futbolcularımız burada. Hakimler, savcılar isminde. Banka müdürleri, her şey var. Profesörler, yani hepsi var. Şimdi otopark alanı yer altında. Yer yani altında. Zaten diğer sosyal tesisin hepsini gezdik. Yani çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben aslında buraya gelirken acaba olur mu diyordum ama şu anda gelmekten son derece memnunum. Yapmaktan daha çok memnunum. Konya'nın çıtasını yükseltmek de bize nasip oldu. O yüzden de son derece iftihar ediyoruz. Evet, sevgili yeşil alanlar 33 bin miydi, doğru mu hatırladım? 36 bin yeşil alan var sevgili seyircilerimiz. Sadece gördüğünüz gibi alanlarımızda çocuklarımız parkta oynuyor. Size güvenlikli, çocukları bırakın onlar istedikleri gibi eğlensinler. Harikulade. Bunu da evden, çocukların oynayışını da evden anne babaları kameradan izliyorlar. İçeride bulunan taç panel vasıtasıyla izliyorlar. Alışverişlerini taç panel vasıtasıyla buradan yapıyorlar. Her türlü işlemi taç panel vasıtasıyla yani akıllı pano vasıtasıyla da yapıyorlar. Kaldı ki zaten site kapalı, güvenlikli, en ufak bir sıkıntısı yok. Eyvallah. Marketimizde istediğiniz gibi alışverişleri yapabiliyorsunuz. İbrahim abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Büyük keyif aldık. Ayağınıza sağlık. Programımıza yeni inşaat sektöründeki gelişmeleri aktardık. Akıllı konsepti aktardık. Dikey değil yatay. İşte bu. Olay bu. Yatay mimari bu. Bu. Hiç sıkıcılığı yok. Daralması yok. Son derece hoş ve güzel. Huzura önem vermişsiniz. Harika olmuş. Doğru. Sevgili seyircilerimiz böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programımızda buluşmak ümidiyle bu programımızı ve diğer programlarımızı www.suleymannerede.com adresinden izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum ama üçlük atıp gidiyorum. Biz hadi. De her şeye teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Size ve ekibinize, KON TV'ye teşekkür ediyoruz. Teşekkürler İbrahim. Ver Muhammed abi bir üçlük atayım ver.